koku alamıyor. Evet. Asla koku yok. Yok. Kök yok. Koku diye bir şey yok. Evet. Tamam, gel. Sevgili arkadaşlarımız, merhaba. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta Manisa'ya düğüne gidecektik Ülker Hanım'la beraber. Ne yazık ki son dakika Ülker Hanım rahatsızlaştı ve onu İzmir'de bırakarak düğüne gittim. Manisa'ya düğüne gittim. Ancak hava o kadar soğuktu ki -5-6 derecelerdeydi. Düğün gecesi orada yattık ve orada çok üşüdüm gece. Bir tek battaniye vardı üzerimizde ve sobada yanmıyordu. O yüzden gece kalktığımda ayaklarım buz tutmuş ve ayaklarıma kalktım. Üzerimdeki montu sararak tekrar uyumaya çalıştım. O şekilde sabah da erkenden kalkıp ısınamayınca aracıma gidip aracı çalıştırarak aracın klimasında ısınmaya çalıştım arkadaşlar. Tabii bütün gün boyunca da işte gelin almadır, akşam kar, yağmur altında 3-4 saatte video çekince akşam oldu. Akşam olunca da gece kar başladı. Kar başlayınca düğün iptal oldu. Yani yarıda bitti. 10.30 gibi düğünü erken kapattık. Ondan sonra köyüme dönüş yolunda da sise ve kara yakalandım. Gece yolumu kaybettim. Nereye gittiğimi bilmeden rastgele ters yöne doğru ilerlemişim ve aracım dağda kaldı. Kimsenin olmadığı bir yerde, ışıkların olmadığı bir yerde, köylerin olmadığı bir yerde, nerede olduğumu da bilmediğim için dağda mecburen karla mücadele etmek zorunda kaldım. Aracım yol ortasında kalınca geri de dönemedim. İşte orada karla mücadele ederken iyice üşütmüşüm. Üşüttükten sonra Ülker Hanım da İzmir'de hasta kalmıştı zaten. Apar topar köyden tekrar İzmir'e apar topar döndüm değerli arkadaşlar. Ve Ülker Hanım gerçekten çok kötüydü. Hemen onu hastaneye kaldırdık. Hastanede gerekli tedavi ve tetkikler yapıldı. Bu arada ben de kendimi orada çok üşüttüğüm için ben de hastalandım, ben de rahatsızlaştım. Bu sefer ikimiz bir yatmak zorunda kaldık. Allah'tan çocuklarımız ve damadımız Yakup çok ilgilendiler. Bize çok iyi baktılar ve şükürler olsun yaklaşık bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz Allah'ın izniyle. Çok şükür bunu da zorlu bir dönemi de atlattık. Ülker Hanım'ı biliyorsunuz tek doz aşı olmuştu. O yüzden Ülker Hanım çok ağır geçirdi. Ben de hem üşütmenin arkasından bir de tekrardan Covid bulaşınca ben de bayağı zorlandım. Değerli arkadaşlar beni de zorladı. O yüzden yaklaşık 10 güne yakındır da sizlerle görüşemiyoruz, video atamıyoruz. Çok şükür şu anda gördüğünüz gibi Ülker Hanım da ben de bayağı iyileştik artık. Normal kalkabiliyoruz. Biraz daha sıkıntılarımız var. Nefes almakta zorlanıyoruz. Yürümekte zorlanıyoruz. Hala halsizliğimiz devam ediyor. Koku, tat duygularımız zaten yok şu anda. Aman dikkat edin değerli arkadaşlar. Özellikle üşüttükten sonra eğer Covid'e yakalanırsanız gerçekten daha da büyük bir tehlike. Öleceğimi hissetmiştim. Ülker Hanım da aynı şekilde vasiyetlerimizi yazmaya başlamıştık. Çok şükür. Ama dediğim gibi çocuklarımız çok iyi baktılar. Damatımız çok iyi baktılar. Hiç başımızdan ayrılmadılar. Allah'ım inşallah herkese sağlık sıhhat versin. Bizlere de sağlık sıhhat versin. Köyden kar manzaralı videom vardı arkadaşlar. Hastalanınca o videomu atamadım sizlere. İnşallah bu konuşmamın arkasından köydeki balkonumuzdaki kar videom var. Orada konuşmalarım var. Çay
sohbetim var orada. Onu da bu videomdan sonra izleyeceksiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili takipçilerimiz. Ülker Hanım, sizin var mı söyleyeceğiniz bir şey? Hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel dualarda, dileklerde bulunduğunuz için. Covid olduğunuz zaman bana dokunmayın diyeceksiniz. Yani ben yatayım ama size bakanlar size dokunacak. Sürekli sıcak çay, çorba getirecek. Onları sakın geri çevirmeden içip yemeye gayret edin. Ilık ılık özellikle. Ben yatmak istiyordum. Dokunmayın dememe rağmen oğlumuz Yakup, kızım Özlem ara ara da Kevser gelerek çok sıcak çorba, bitki çayı sürekli, bunları C vitamini sürekli takviye olarak aldık arkadaşlar. Allah'ın izniyle yattık büyüdük. Şu anda iyileştik çok şükür, bin şükür. Görüşürüz. Hepiniz sevgiyle kalın. Şahin Video takipçileri, bizim aile, YouTube ailemiz. Güzel dualarınız için tekrardan hepinize teşekkür ederim. Biz artık varız, buradayız. İnşallah videolar sırasıyla gelecek. Hoşça kalın. İnşallah değerli Şahin Video izleyicileri, çektiğim düğünleri sizlerle paylaşamadım rahatsızlığımdan dolayı. İnşallah onları da ilerleyen günlerde montajlayarak sizlere ilave edeceğim. Sizlere izletmeyi sağlayacağım. Allah'a emanet olun. Şu anda fazla konuşamıyoruz. Hala zorlanıyoruz değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Ülker ablamız gördüğünüz gibi hastanede, merak ediyordunuz, soruyordunuz. Gerekli tedaviler yapılıyor. İnşallah kısa zamanda yine aramıza gelip merhaba değerli arkadaşlarımız diyecek ya. Evet. Aynen öyle. Evet. Dua ederim, dua beklerim. İnşallah. Ülker ablanıza dua edin. Ülker ablanıza duaları var sizin. Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun sevgili arkadaşlar. Kütahya'dayız, köyümüzdeyiz. Çok şükür köyüme ulaştım. Sabah biraz kar yağıyordu. Ancak güneş açtı. Şu anda köyümüzde hem karlı hem de güneşli bir hava var. Değerli arkadaşlarımız, daha önce sizlere söylemiştim canlı yayında. Demirci'nin bir köyünde 2 günlük düğün çekimimiz vardı hafta sonu. Ülker Hanım'la beraber o düğünü çektikten sonra köye gelecektik. Köyde biraz işlerimiz vardı, onları halledecektik. Ancak sabah kalktığımızda Ülker Hanım rahatsızlaştı. Ve gelemedi. Düğüne katılmaması gerekiyordu. Buralarda havalar çok soğuk olduğu için daha da fazla hasta olur diye. Ülker Hanım gelmedi. Ben yalnız olarak geldim. 2 günlük görevimizi bitirdik. Kar yağmur altında. Gece köyde biraz kar atıştırıyordu. Biraz yağıyordu ama öyle çok değildi. Yani yolda kalınacak kadar kar yoktu. Ben de yolları bilmiyordum. Yani kendilerine nasıl gideceğimi söyledim. Köyüme de uğramak istiyordum. Hazır oraya kadar gelmişken. Yaklaşık o köyle bizim köyümüzün arası 50 kilometre bir mesafede. Gideyim dedim. Köyümü de göreyim dedim. Eve bir bakayım dedim. Hem de buradan gidecek eşyalar vardı. Onları alayım dedim. O şekilde sorarak yola çıktım. O köyde hafiften kar atıştırıyordu ama böyle hani yerlerde dahi kar yoktu. Gece düğün bittikten sonra yola çıktım aracımla, ancak sürekli dağa tırmanmamız gerekiyormuş. Dağa çıktıkça kar bastırdı. Geri de dönemedim. Ondan sonra ha şimdi kesilir, ha birazdan kesilir diye sürekli yokuşa doğru çıktım. Yani dağa doğru tırmanmak zorunda kaldım. Kar lastiği olduğu için de hani çıkarım diye düşünüyordum. Yani karın ilerleyen saatlerde bu kadar daha fazla bastıracağını ve bu kadar karın olacağını tahmin etmedim. Yani yukarılarda çıktım ve nereye gideceğimi de bilemiyorum. Levha yok. Köy yolları, dar yollar, geri dönüş olmuyor. Yani bir araba ancak sığıyor. O şekilde düşünün arkadaşlar. Zaten durduğunuz anda bir daha kalkma şansınız yok karda, biliyorsunuz yani.
O yüzden yavaş yavaş birinci vitesle, ikinci vitesle ilerlemeye devam ettim. Dağlar tırmana. Bu arada hiç görmedim, bembeyaz tilki gördüm arkadaşlar. İlk defa beyaz tilki gördüm. Bayağı biraz benimle yolda eşlik etti bana. Ondan sonra yolunu değiştirdi, gitti. Bu şekilde yavaş yavaş gelirken önüme dik bir yokuş geldi değerli arkadaşlar. O birinci yokuşu açtım. Gene tırmanmaya devam ettim. Yoluma devam ederken önüme bir tane dağ da mı rast geldi. Dedim buraya sorayım dedim. Bakalım ben neredeyim, nereye gitmem lazım. Onlara dedim danışayım. Onlar bana dedim bir yol gösterirler dedim. Tabii ümidim de yavaş yavaş kesilmeye başladı. Çünkü kar şiddetini artırdı ve daha fazla kar olmaya başladı yolda. Odama yaklaştığımda 3 tane büyük köpek, şöyle iri köpekler arabanın üzerine atlıyorlar arkadaşlar. Böyle korkunç bir şekilde arabanın camından böyle üstüme atlıyorlar. Allah'tan hani öyle camlar falan açsan adamı yerler yani. İnemedim de onlara sormak için kornaya basıyorum. Köpekler o kadar havlıyorlar. Yani insan bir çıkar dışarıya değil mi ya, ne var diye. Işık da yanıyor yani, ışıklar da yanıyor. Saat de çok geç değildi. 11 civarlarıydı arkadaşlar. Hava soğuk olduğu için düğün biraz erken bitmişti. O yüzden ışıklar da yanıyor. Ne yaptımsa adamlar dışarıya çıkmadılar. Kornaya da çıkmadılar. Köpeklere de çıkmadılar. Neyse ben çaresiz şekilde tekrar yoluma devam etmek mecburiyetindeydim değerli arkadaşlar. Yoluma devam ederken yavaş yavaş giderken çok dik bir yokuşa rast geldim. Yavaş yavaş yokuşun yarısını geçmiştim ki tam zirveye 4-5 metre kaldı. Aracım kaldı arkadaşlar. Ne yazık ki artık yapacak bir şey yok o saatten sonra. Telefonu da çekmiyor zaten. Bir yere arama sorma gibi bir şansım da yok. Mazot dedim yeter inşallah dedim. Yarın depo mazotum vardı. Dedim burada artık sabahlayacağım. Başka şansım yok. Çünkü kaldım. Kar da çok yağıyor. Göz gözü görmüyor. Üstelik karın yanında bir de sis var. Sis olmasa gene bir şekilde levhaları görürdüm. Köy yollarında gerçi levha yok ama sadece köylerin girişinde hangi köy olduğuna dair bir ibare oluyor. Onları da görmedim değerli arkadaşlar. Zaten 7-8 kilometre kadar gittim. Hiçbir köye denk gelmedim. Hiçbir köy önüme gelmedi. Ondan sonra o yokuşta kaldım değerli arkadaşlar. Çaresiz olarak ne yapabileceğimi düşündüm. İlk önce eşim ve çocuklarım aklıma geldi o anda. Dedim arabamdaki dedim mazot da kalırsa eksi kaçlarda ben dedim donarak burada ölürüm dedim. Telefon da çekmiyor. Gerçekten hayatımda bu kadar çok endişelendim. Açıkçası çok korktum yani. 112'yi arayacağım ama nerede olduğumu bilmiyorum. Nasıl koordinat vereceğim? Onu da bilemediğim için bu sefer dedim çocuklarım falan haber olur. Temelli endişelenirler diye onunla aramaktan vazgeçtim. Düşünürken daha önce duymuştum. İşte eğer karda kalırsanız lastiklerin altına halı atın, işte battaniye atın vesaire gibi böyle bir şey aklıma gelmişti. Hemen o planı uygulamak için devreye girdim. Önce yoldaki ağaçların dallarından kırdım elimle. Karı biraz böyle sağa sola böyle süpürerek aşmaya çalıştım. Çünkü 4-5 metre kalmıştı artık yokuşu aşmama. Eğer o yokuşu dedim çıkarsam dedim inşallah yavaş yavaş giderim. Belki telefon da çeker diye. O yüzden biraz mücadele ettim. Orada ağacın dallarıyla biraz karları araladım. Ayaklarımla falan sağa sola karları attım. Biraz böyle 4-5 metrelik bir yol yaptım kendime. Zirveye kadar çıkacak yol. Daha sonra da arabanın paspaslarını ve koltukların üzerine sermiş olduğumuz halı türü böyle battaniye gibi şeyler vardı. Onları da sererek otomatik vitesten manuele alarak yavaşça hareket ettirerek yavaş yavaş zirveye çıkmayı başardım değerli arkadaşlar. O anda gerçekten işte çok sevindim. Neden çok sevindim? Singel sesleri gelmeye başladı telefonuma. Telefonun çektiğini anladım. En azından dedim bana dedim singelle ulaşırlar dedim. Bu şekilde
Sonra yavaş 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 o şekilde devam ettim. Artık önüme çok fazla dik yokuş gelmedi. İbibik mi ibirik mi diye öyle bir köy levhası gördüm. O köy levhasından insanlar artık ışıklar sönmüştü. Gece yarısı oldu. Ve sorabilecek kimse de yoktu dışarıda. Kimsenin evine girip de hani bura nere diye sormama gerek yoktu. Dedim levhaları takip edip de giderim. O İbirik köyünden geçtim. Yaklaşık 3-4 kilometre devam ettim. Ondan sonra önüme bir köy daha geldi. Küçük Kıran diye bir köy geldi. Sonra onu da geçtim. Arkasından Aziz Bey diye bir köy geldi. O Aziz Bey köyünü geçtim. Daha sonra da Büyük Kıran köyü önüme geldi. O köyü geçtim. Ondan sonra Pınarlar diye bir köy geldi önüme. Onu geçtim. Karacisar köyü geldi. Onu geçtim. Ondan sonra zaten oradan ötesini biliyordum arkadaşlar. Yaykın köyünden nihayet köyüme ulaştım. Allah'ıma çok şükür sağ salim Allah yardım etti. Sizlerin de dualarıyla köyüme sağ salim ulaştım. Gerçekten Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. O anda çok korktum. Neden çok korktum? En azından telefon çekmiyor. Telefonumun şarjı az. Arabamın mazotu çok dolaştım çünkü yeter mi yetmez mi, işte yetmezse soğukta donarak üşürüm gibisine. Bir tek tesellim vardı. Ülker Hanım'la beraber geleceğimiz için Ülker Hanım köyde kullanmak üzere İzmir'deki fazlalık battaniye, yorgan gibi şeyleri buraya köye sarmıştı. Arabamızda onlar vardı. Onun rahatlığı vardı. En azından dedim o battaniyelere sarılırım, sabaha beklerim. Sabah da dedim yürüyerek en yakın yerleşim birimine giderim. Bu şekilde insanlara haber ederim şeklinde. Böyle bir kafamda tasarı oluşmuştu. Çok şükür onlara da gerek kalmadı. Sağ salim gece köyüme ulaştım. Ve köyüme ulaşır ulaşmaz da ilk arayacağım kişi tabii ki ailem oldu. Onları evimizde internet olduğu için telefon köyümüzde bizim evin olduğu yerden çekmiyor arkadaşlar. WhatsApp üzerinden. Görüntü olarak eşim ve çocuklarımla bu durumumu paylaştım. Çok şükür Ülker Hanım da biraz daha iyi olmuş. Onu da görüntülü olarak gördüm. İşte böyle değerli takipçilerimiz, bazen insanlar zor şartlarda kalabiliyor. Allah yardım ediyor bir şekilde. Zorda kalana, darda kalana Allah yardım ediyor. Ben bunu gördüm. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar, madem kar yağıyordu neden yola çıktınız? Videonun başında, bundan önceki videonun başında attım. Kar sadece hafiften hafiften yağıyordu, yağmurla karışık, ama yerlerde kar yoktu arkadaşlar. Kar birikmiyordu. O köyde çok aşağıda bir köydü. Yani ben de nasıl olsa kar yok dedim. Yollarda kar yok. Köyüme gideyim dedim. İzmir'e gitmeden bir köyümü göreyim dedim. O yüzden ben yukarı çıktıkça kar bastırdı. Yukarı çıktıkça kar bastırdı. Ha şimdi düzlüğe çıkarım, ha şimdi düzlüğe çıkarım derken sürekli tırmanmak zorunda kaldım. Ve sürekli daha doğru geride dönüş yok artık. Durduğum anda bir daha kalkamayacağımı biliyordum. O şekilde mecburen yola devam etmek zorundaydım değerli takipçilerimiz. Bu şekilde çok şükür sağ salim köyüme ulaştım. Ve şu anda köyümde gördüğünüz gibi evimin balkonunda çay içme mutluluğunu Allah bana nasip etti. Sizlerin de tabii ki duasıyla değerli takipçilerimiz. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Hepinizin dualarını bekliyorum inşallah. Başımıza gelecek her türlü musibetlerden, herkesin başına gelebilecek musibetlerden inşallah birbirimize dua edelim değerli arkadaşlar. Kim yoldaysa, kim dardaysa Allah'ım herkese yardımcı olsun. Sevgili arkadaşlar, işte şöyle bir laf vardı değil mi değerli arkadaşlar? Darda kalana, yolda kalana Allah yardım eder diye. Gerçekten hem darda kaldım hem yolda kaldım. Allah'ın yardım ettiğini görmüş olduk bu durumda sevgili takipçilerimiz. Şöyle sizlere biraz kar manzarası göstereyim. Bakın değerli arkadaşlar, şöyle gece daha kar çoktu. Tabii şimdi güneş de eridi artık. Zaten bakın şöyle evin etrafında şırıl şırıl akıyor karla eriyince. Bahçe gördüğünüz gibi kar altında şu anda. Bizim burası biraz güneş görmüyor. Karşı taraflar güneşli yerler. Erimiş karlar arkadaşlar.
köyümüzün hali, en son hali bu. Evimizde de herhangi bir şey yok. Çok şükür evimizde gayet iyi. Gördüğünüz gibi köyde zaten kimseler kalmamış. Herkes çoluğun çocuğun yanına İzmir'e gitmişler. Böyle arkadaşlar işte. Sevgili arkadaşlarımız gece bu zorlu yolculuktan sonra evime ulaştım ve geceledim evimde. Şimdi de tekrar İzmir'e dönmek için yola çıkıyorum. Hemen 5 dakika annemize, yani Ülker'in de annesine uğrayıp oradan bir iki aldığımız eşyalar var. Onları anneme bırakacağım ve oradan yola çıkacağım. Biliyorsunuz Ülker Hanım rahatsız kaldı İzmir'de. Aklım onda. O yüzden hemen bir an önce dönmem gerekiyor. Sadece köy içinde anneme uğrayıp sadece oradan da İzmir'e yola çıkacağım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Yola çıkıyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bize hayırlı yolculuklar nasip et, kazasız belasız. İnşallah çoluğumuza çocuğumuza kavuşmayı nasip eyle ya Rabbim. Yola çıkıyorum değerli takipçilerimiz. Evimi de Allah'a emanet ediyorum. İnşallah en kısa zamanda Ülker Hanım'la beraber çocuklarla evimize gelmek nasip olur değerli arkadaşlar. Hadi Allah'a ısmarladık. Köyümüz biraz, evimiz köyden 5-600 metre dışarıda arkadaşlar. Onun için köyün içine gidip şimdi annemi de ziyaret ettikten sonra doğru Vereli'ni İzmir arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda yine Allah köyümüze kavuşmayı nasip etsin diyoruz. Gece kar yağmıştı. Buralara bizim alçak olduğu için çok fazla kar yağmıyor arkadaşlar. Yağsa da hemen 1-2 gün içinde kalkıyor. Ama dün o çileli yolculuktan sonra gerçekten kar görecek şeyim kalmadı. O kadar uğraştım ki hala ayaklarım ısınmıyor. O karları temizlemek için dizlerime kadar su oldu arkadaşlar. Telefon çekmediği için aramadım. Neredeyse görüp döneceğim hemen. Geçmiş olsun.